bence neyse. Bunun da arının üzerindeki sırları alıyoruz. Var ise bu aralarındaki şeyleri kesiyoruz. Tam çıkarken bozulmasın diye. Sonra bunu bırakıyoruz. Eş veya bıçakla arının içerisindeki balları alıyoruz. Şöyle ayırıp birbirine değmesin. Çıkla yerle sokmuyor mu? He? Çıkla yerle sokmuyor mu seni? Yok. Olsun bir şey yok. Böyle bak çok az çıktı. İyi mi yani? Bu doluluk oranı iyi tabii, mi? Tabii doluluk oranı da iyi. Evet, şekil ağda görüldüğü üzere sayı bari çekiyor. Bu da şekil beyin arısı. Bu da onun aşağıda bir çukur. Efendim çekiyorum. Veriyoruz. Geri kalanlar ne? Bakınlar da süzüyoruz. Biz iki kişiyiz. Herkes beş kişi, on kişi arı sağıyor. Hepsi sağma. Yani arıdan bal almaya sağma diyoruz. Bunun genel adı o ama. Evet, bugün Zara ilçemiz Ahmet Hacı köyünde bir arıcılık işletmesine konuk olduk. Misafirperverliklerinden dolayı Amil amcamıza ve Gülsen teyzemize teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada çok güzel bir arıcılık tesisi oluşturmuşlar ve yıllardır da arıcılıkla uğraşıyorlar kendileri. 300 arıdan 80 arıya düşmüş ama hala arıcılığa devam ediyor. Bildiğiniz üzere Sivas ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi ve arıcılık da ön plana çıkan ilimizde bir faaliyet kolu. Çünkü ilimiz arıcılığa son derece elverişli, geniş bir coğrafyası var ve bu coğrafyada da arıcılığa elverişli bitki örtüsü ve fauna, zengin bir faunaya sahip ilimiz. Ve gün geçtikçe memnuniyetle görüyoruz ki ilimizdeki arıcılık faaliyetleri de gelişiyor. Arıcılık yapan vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Bizler de devlet olarak arıcılık yapılmasını, arıcılık yapan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Gerek eğitim faaliyetleriyle, gerekse zaman zaman projelerle kovan desteği veriyoruz ve çeşitli malzeme desteği veriyoruz. Ve bunun da sonucunu alıyoruz. Çünkü ilimiz şu anda, ilimizde işletme anlamında büyük bir artış söz konusu. Arıcılık işletmesi bakımından ilimiz şu anda Türkiye ikincisi. Toplamda 3750 civarında bir arıcılık işletmesi söz konusu ilimiz genelinde. Bal üretiminde de yine ülkemizde dördüncü sıradayız. Yaklaşık 6500 civarında da bir bal üretimi söz konusu. İnşallah bu tür çaba ve çalışmalarımızla ilimiz genelindeki arı üretimini, bal üretimini, arıcılık işletme sayısını ve bal üretimini daha da yüksek seviyelere, daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. Ben tekrar tüm arıcılık yapan kardeşlerimizi buradan selamlıyorum. Ve Amil amcamıza ve Gülsen teyzemize de tekrar misafirperverlikleri için yine köy muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sezonları hayırlı, bereketli olsun. İnşallah emeklerinin karşılığını aldıkları güzel bir bal sezonu onlara nasip olur diyelim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyim. Sağ olun.
Zahmet etmişsiniz ya bu güneşi. Niye zahmet etmişsiniz senin? Böyle anlamımız yok. Tadilat yapıyoruz. Boyasını, cilasını. Tadilat yapıyoruz. Yeni mi seçtiniz? Evet, yeni seçtiniz. Yukarı Sedim'de kendi merkezi köyümüz. Altyapısı yok, bahçesi yok. Salmadan bozdağımız var. Altı hane. Başka? Pekeli mezrağımız var. Bizim gideceğimiz hangisi? Pekeli mezrağımız. Biz gurbetçiyiz. Şurada bir defa gelip geldiği zaman köyümüzde biraz İstanbul'dan efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz hoş geldiniz. Memleketinizi bırakmıyorsunuz. Her yaz geliyor musunuz? Evet, her sene geliriz. Ne yapıyorsunuz burada? Kaç ay geçiriyorsunuz? Yani duruma göre 15 gün, 1 ay, 20 gün. İzninizle göre. Yayla gibi yani. Yayla gibi. O bizim kokten bir sinesli valiymiş de yani. Nereden kaldı? Birden geldi. Adı neymiş? Adı? Mehmet Ali. Ama babası işte. Abdullah. 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 Abdullah mı? İkinci ismin ne? Talha. Talha. Kaç yaşındasın Talha? He? 6. 7. 6 7. Oo, 7 mi o? 8 mi? 9 mu? 7 mi? Okula gidiyor musun? He? Kaça? 7. 7. sınıf. Okulun nerede? En adının okulu. İşte nerede? İstanbul'da mı? Burada mı? Nerede yaşıyorsun? Nerede? Zara. Zara, tamam. Abdullah, sana bir bisiklet göndereceğim, tamam mı? Bu eskimiş. Artık buna binme. Hı-hı. Tamam, freni de yok. Sana güzel bir bisiklet göndereyim mi? Hı-hı. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Ben çekiyorum. Çok değil, benimki yarım olsun. Yasin, tamam, devamı gel. Teşekkür ederim Sayın Mahallim. En küçük kardeşim. Yasin. Sağ olun Sayın Mahallim. Sen Almanya'da mı yaşıyorsun? O her gün yaşıyor. Babacım, ona hangi ülke, hangi şehir? Almanca biliyor musun? Evet. Soru sorayım o zaman. Git mi duruyor? Yolu yürüyerek girelim. Teyze çocuklar. Teyze çocuklar. Ha 5 buradayız. Yerli kokobol özendirme diye bir projesi var. Şöyle bir resim al. Şöyle.
Zara da mı okuyorsun? Hangi? Mühendis. Ne olacaksın deyince? Mühendis mi? Bak bu, bu abi kim biliyor musun? Kaymakam. Kaymakam yapalım. Belki kaymakam olursun bak. Bayrağına da takmış. Takım elbise. Kravat. Sen bana bakma, önce kaymakam olmalısın lazım. Sonra valiyim.